Arkadaşlar hazırlayacak şimdi. Bu penaltı. Penaltıya mı geldik? Pereira'nın eli. Yani 8 numaralı pozisyon. 8 numaralı pozisyona, yani Trabzonspor aleyhine verilen penaltı kararına gidiyoruz o zaman. Tamam. Trabzonspor 1-0 önde. Ankara Gücü'nün hatası sağ taraftan gelişiyor. Ceza sahasına yapılan bir orta var. Gerson ve Pereira yükseliyor. Ve karşılaşmanın hakimi Abdülkadir Bitigen bir elle temas var diyor. Penaltı diyor. Trabzonsporlu futbolcular da çevresini sarıyor. Bu pozisyonu dedi ki Rea Hoca, ya adamın arkası dönük, görmüyor bile. Hatta, bu nasıl penaltı da olur? Hatta bir şey söyleyeceğim. Yani bak, Abdülkadir Bitigen'in bile net gördüğünü ben söyleyemem. Bir de hani programın başında söyledim ya, eli genişlemiyor Ender. Şimdi penaltı neye bakarsın? Burada şimdi koluyla hareket ettiyse, el diye penaltı verdiyse genişliyor mu genişlemiyor mu? İstem dışı, arkası dönük Rodriguez'e. Oyuncuyla mücadele şimdi, esnasında zaten. Tabii yani direkt oyuncuya gidiyor. Bak görmüyor. İstem dışı, programın başında söyledim. Genişlemiyor da eli. Orada bir top ele çarpıyor. Buna da hakem penaltı veriyor. Bana göre çok ağır bir karar. Penaltı değil. Mehmet? Çok fazlasıyla. Görmüyor çünkü oyuncuyla mücadele halinde zaten orada. Ya, tamam eli açık. Bak hani bir noktada bakıldı ama hiç topla o ara alakası yok. Oyuncuyla Mehmet, direkt. Çok Mehmet, basit penaltı Mehmet, bu yani genişlemiyor. Bence. Yani o, katılıyorum geniş, hocam. Genişler avantaj sağlar. Yani bu tarafa doğru bak, gider. Pereira hiç topu o ara bakmamış. Direkt hiç oyuncuyu görmüyor, marke ediyor zaten. Görmüyor, oyuncuya tabii yakın zaten. Bak hiç görmüyor. Oradaki pozisyonda. Yani bakıldığı zaman ben diyorum. Bence çok ağır karar. Bakalım Erman Hoca ne söyleyecek? Önce Emre. Bak şimdi burada hakem eğer dese ki Pereira oyuncuyu engelliyor, o yüzden penaltı çaldım dese bana makul geliyor. Eline çarpmış mı top? Çarpmış ama evet, sizin de söylediğiniz gibi topu kesinlikle görmeden çarpıyor. Oyuncuyla birlikte zaten. Benim tezim ne biliyor musun? Bak böyle yaptı hakem. Eline çarptı dedi. Eline evet çarptı dedi. Onun için penaltı ver. Peki bir şey daha söyleyeyim. Bak engellemeye yönelik ver penaltıyı, vallahi tamam diyeceğim. Hocam, çünkü bu engelleme var. Bu kararları neden Trabzonspor? Hem hiç tereddüt yok hocam. Direkt bir penaltı. Önce bir hake, hocam yani ne hiç, diyor ona bir soralım. He, hiç tereddüt yok ki hocam değil mi? Trabzonspor olduğu zaman takdir haklarını çok güzel kullanıyorlar hocam. Keşke bu pozisyon Ankara Gücü'nde olmasaydı da başka bir takımın olsaydı. Çünkü aynen katılıyorum. Anlatacağım. Bak bir şey anlatacağım işte. Ben Ankara Gücü'nde oyuncuyum. Burada da Trabzonlu oyuncu var. Topu görüyor Trabzonlu oyuncu. Sonra dönüyor. Ankara güçlü oyuncunun suratına bakarak nereye topun düşeceğini görüyor. Ve kolundan da oynuyor. Hmm. Dikkatli seyredin. Ankara güçlü oyuncunun suratına bakıyor, arkası dönük. Topun nereye, çok cingi bir oyuncu. Topun nereye düşeceğini kestiriyor Ankara Gücü topçuya bakarak. Dönerek ve koluna geliyor. Dikkatli bakın. En son çekime bakın. Futbolcunun gözlerine bakın, kafasına bakın. Topa bakmıyor. Şey Trabzonlu oyuncu. Ankara Gücü futbolcusunun gözlerine bakıyor. Topun nereye düşeceğini anlıyor. Benim başımdan geçti bu işler. Ama hiç görmüyor hocam ya. Şimdi sen dediğin gibi doğru ama şöyle oyuncuya bak bakıldığı zaman tamam bak oyuncu çalıştım. Zeki bakın bir oyuncu. Bak. Ama hocam bak çok hocam, yüksekten geliyor. Ben penaltı veririm. Oyuncuyu hani ittiriyor. Şey penaltı veririm. Bak penaltıyı bak kabul ederim ben de. Oyuncuyu eline ittiriyor dese penaltıyı kabul ederim bak ama burada eline gelen topu hiç görmüyor. Hiç top nereden geliyor top? O ara ya zaten yakın. Oynamasa önüme geliyor. Hani adama yakın ya zaten. Ya bence istem dışı diyorum yani eli kolu yani genişlemiyor. Ben kolunla oynamasa benim önüme düşüyor top. Eline vurdu diye gösteriyordun burada. Yani, gösterdi. Vuruyor. Ama ne çok gösterdi güzel. Takdir haklarını çok güzel kendi kullandı. Kendi verdi ha. Varlamardan vermedi. Yok, peki Trabzonspor olunca bence çok güzel kullandı. Ha Trabzon Ankara Gücü. Keşke Trabzon tabii Ankara Gücü maçı olmasaydı da. Olmasaydı. Penaltıyı, başka bir şey diyor penaltıyı direkt vermedi zaten. Rodriguez verdi. Hayır. Rodriguez itiraz etti durdu önce. Hayır. Verdi. El el diye. Buna mı? Bak bir hocam bir o görüntü varsa yani hemen vallahi çağırıyor. Bence bak şuna Rodriguez bak. Rodriguez burada elini kaldırıp bak şimdi bak hocam bak. Bak şuna bak. Bak. Bak Rodriguez bak şuna hala çalmıyor. Bak Rodriguez gördün mü? Rodriguez'in hemen zaten çalmadı. Rodriguez'in reaksiyondan sonra evet verdi penaltıyı. Peki Rea Kapsal, Mehmet Yılmaz penaltı değil dedi. Emre Bol şüpheliyim dedi. Erman Toroğlu bence bu pozisyon penaltı. Sence? Hocam ben de şüpheliyim.
He? Şüpheliyim. Nesin? Şüpheliyim, şüpheliyim. Şüphelisin, iyi. Evet, devam edelim. Evet. Bir penaltı, seyirci iki şüpheli. Için... Evet, bir penaltı, iki şüpheli, iki değil var. Devam edelim. Bu pozisyonda beraberliği yakaladı ama Ankara Gücü. Bir gerçek var. Rodriguez'in penaltısıyla. Hadi devam, uzanalım. Daha çok şey var konuşulacak. Şimdi... Dikkatinizi çekerim. Ankara Gücü'nde penaltıyı atan oyuncu topu alıp santraya doğru gidiyor. Evet ya. Onu yani devam edeceğiz daha diyor. İşimiz doğru. Bitmedi diyor bak. Doğru. Atıyordu da. Halbuki beraberlik abi filan demiyor. Zaten atıyordu, direkten gitti evet, top evet. Bu golden. Bu nedir? Sonra. Burada Sörlot. Kaleci Sörlot'un pozisyonu için mi? Bu şey mi? Fatih'le Sörlot. Demin söylediklerimize benzer pozisyon ya. Aynen. Burada var mı bir şey söyleyecek olan? Burada yok. Yok. Burası basit bir pozisyon. Hocam var mı bir yorumunuz, değerlendirmeniz? Devam edelim yok, mi? Yok, devam. Devam dedi Erman Hoca. Devam. Abdülkadir Ömür giderken... Hüseyin Türkmen. Şey, Hüseyin Türkmen mi o? Hüseyin Türkmen. Ben niye ısrarla Abdülkadir diyorum acaba bugün? Aa, kırmızı kart pozisyonu. Önceden görmesi gerekiyordu zaten. Hani daha önce de pozisyonları var. Bir de zaten işte kart... ilk ara, ayağa bastığı pozisyonu da... Abdülkadir Ömür'ün sarı kartını niye almadık? Ha, o da çok güzel hocam. Bak şimdi bunu görünce aklıma geldim ki burada %100 tamam, doğru kart. Tamam, ben zaten burada başında, basıyor. Başından burada basıyor, sarıdan kırmızı doğru. Pozisyonda... Basma. Erman basma evet, lan evet, basma. Evet. Devre arasında konuştuk ya, ısrarla bir şeyi arıyorum arıyorum, o yüzden de diyorum Abdülkadir ben. Abdülkadir'e verilen sarı kart. O sarı kart. Onu bir getirsin. Onu bir getirin çocuklar. O enteresan. Burada Rodriguez'in kırmızı kartı ile ilişkin. Net kırmızı abi. Çok, daha önceden de bir ayağa basma tamam, vardı zaten. Daha bir tanesi verilmedi ilk başta. Verilmeyen de var. Lazım, bu üçüncü. Evet. Üçüncü bu evet. Peki kırmızı kartta herkes hemfikir. Devam edelim. Bir tek Rodriguez bu tip topçuyu anlamıyorum. Ceza duruma düştü. Lan maçta Trabzon'un bir tek Pelera şey yakalamışsınız evet. Artık morali bozuk. Ya Trabzon sahada da. Forvet oyuncusu bir de hocam. Atılma bu pozisyonda. Yani gole giderken adamı indir. Şeye geldik. Gole giden adamı indir. Trabzonspor'un penaltı beklediği offside olarak iptal edilen pozisyon. Hangisi? Koray işte o meşhur. Ha, ha çizgi evet, evet. Bu mu? Aa hakikaten çizgi. Çizgi bak ya. İşte bunu hani evet, bunu söylüyor çok abi. Söylüyor herkes. İzleyenler, taraftarlar hepsi bunu abi, söylüyor. Bu nasıl bir şey abi, ya? Abi bu çok tuhaf çizgi. Yani, hakikaten tuhaf çizgi. Hocam bu yeni değil ki ya. Bu yeni değil ki, iki senedir böyle. Bir şey söyleyeceğim. Abi isterim gibi çizelim zaten ben bunu. Nasıl istersen onu çizerim. Şimdi yani. İzleyicilerimiz ya göremiyor ya, tabii Allah'tan de. Allah'tan şey yapmıyorlar, böyle zikzak yapmıyorlar ha. Ya onu da yapacak. Utanmasalar topçunun burasından alıp böyle bak. Böyle topçunun burasına böyle çizecekler filan. Utanmasalar yapacaklar. Aa, hocam perspektif diye bir şey var ya. Biraz resimden anlarım ben. Öyle bir evet, kabiliyetim de var. Biraz evet, evet. Ufak tefek okumuşluğum da var. Sonra iletişime geçtim ben. Şimdi bu perspektifse eğer gerçekten yani, çünkü aman veri ya, ceza sahası ön çizgisi. Vallahi bu kadar ya şimdi, olmaz yani ya. Yani o zaman ceza sahası ön çizgisi neden aynı hocam, hatta değil? Arkadaşlar ben yani bakayım. Şimdi görseler söyleyeceğiz de. Atılmasını gördükten sonra. Ya hocam böyle çizgi çekilmez ya, Allah aşkına ya. Ya arkadaşlar siz şeyle uğraşıyorsunuz ya. Siz böyle fıstıkla uğraşıyorsunuz. Size ne yapıyorlar biliyor musun? Aa kuşa bak diyorlar alttan götürüyorlar. Hocam siz kuşa ama... bakıyorsun. Ya bu pozisyonu niye ben tartışayım? Bakayeme ile Şorlot'u atıldıktan sonra... Bu pozisyonlar hocam var. Öyle de bu ama bak kritik iş. Ya abi Şorlat'tan Bakayem'in atılmasının rezilliğinden sonra bu pozisyonlar bana fındık fıstık geliyor. Siz neden bahsediyorsunuz ya? Önceden kıyım başlamış. Çok da söylüyorum ya. Getirsinler o Şorlat'tan Bakayem'in atılma olaylarını terbiyesizce ya. Terbiyesizce. Peki burada başka bir soru soruyorum. Burada Şorlat geriye doğru yürüyor. Yani... Zaten size tabii seyrettiremiyoruz ama başka oyuncu da var. Sherlock geriye doğru yürüyor. Ya arkadaşlar bu evet, pozisyonun offside'dan da bir ilgisi yok çizgi ya. Evet, bu pozisyonun devamında futbolcu topa vurup üstten dışarı atıyor. Ama çizgi hani Sherlock'un ayağına çizgi. El var mı acaba diye hayır, baktıklarını zannettim. Çizgi. Anladın evet, mı? Evet, el var mı? Bir taraftaki gördün mü? Öyle değil mi? Evet hocam. Bir baktık offside var mı? Alakası yok ki bunun. Ona çizmedi. Bak diğerine çizdi ama yamuk çizmiş abi. İnanılmaz bir şey ya. Ben şimdi gördüm vallahi. Niye, nasıl çiziyorsun bunu? Bu tam bir fiyasko. O Sörlot'a çiziyor. Ya da başka bir şey. Eminim anlamadım bir şey var. Bir şey gördüm zaman, ya. Hocam dedim bunun altında başka bir şey ararsın. Ama ben hayatımda böyle bir şey bunun görmedim. Ya utanmasalar, yani, utanmasalar çizgiyi buradan alıp oradan köşe gönderine götürecekler ha. Karşı köşe gönderinden çıkacak çizgi. Yapalım. Utanmasalar.
Ya bizim anlamadığımız başka bir şey.